Bölgenin ve ilçenin gelişen olaylarından derlediğimiz haber bültenimiz başlıyor sevgili izleyenler. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşlı vatandaşı motosikletle takip ederek bankadan çektiği 34.450 TL'yi kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen iki kardeş tutuklandı. Fethiye'de yaşlı vatandaşı motosikletle takip ederek bankadan çektiği 34.450 TL'yi kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen iki kardeş tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Hayri Danacı, Tuzla Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir bankadan 34.450 TL para çekti. Çektiği parayı yanında bulunan pazar çantasına koyan Danacı, bankadan çıktı ve şehir içi dolmuşuna binerek pazar alışverişine gitti. Bir süre alışveriş yapan Danacı, pazardan çıkarak eve gitmek için tekrar şehir içi dolmuşuna bindi. Pazaryeri mahallesindeki 455 sokakta bulunan evine gireceği sırada bir kişi Danacı'nın elinde bulunan pazar çantasını çalıp yakında bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Danacı'nın durumu polise bildirmesi üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler Danacı'nın banka çıkışından evine ulaşana kadar bindiği minibüs ve geçtiği güzergahlardaki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerinin eşkallerini belirledi. Kamera kayıtlarından Sefa İ ile kardeşi Hasan İ'nin Danacı'yı motosiklet ile takip ettiğini tespit eden ekipler şüphelileri evinde gözaltına aldı. Ekipler iki kardeşin kaldığı evde inceleme yaptı ve çaldıkları parayı borçları karşılığında farklı hesaplara gönderdiği düşünülen banka dekontlarını buldu. İki kardeş emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Rusya Federasyonu Türk domatesine yönelik firma kısıtlamasını kaldırdı sevgili izleyenler. Yasağın kaldırılması örtaltı sebze yetiştiriciliğinde Antalya'dan sonra en büyük söz sahibi olan Fethiye'de de sevinçle karşılandı. Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı. Böylece Türkiye'den bu ülkeye yönelik sağlık koşullarına uygun domates ihracatının önü tamamen açıldı. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, yasağın kalkmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Rusya'nın geç kalmış bir kararı. Çünkü tek mahsulde şeylerin, seraların büyük tonajı gitti diyelim. Ama üretimimiz mutlu tabii. İkinci mahsuller yeni çıktı. Dün itibarıyla halde domatesin Rusya'nın bu açıklamasından sonra işte 1800 lira 2500 lira arasıydı. Bu yeni çıkan ikinci ürün domateslerimize ve çiftçilerimiz bu imkanlardan yararlanacaktır. Ama birinci mahsullerdeki çıkaran çiftçilerimiz 1000 lira, 1300 lira iş piyasaydı. Onların da biraz da fiyatın yukarı çıkacağını, ihracat böyle arttığı için domatesin arz talep meselesi olduğu için tonaj ve şeyin yükü ağırlığı bittiği için iş piyasada biraz daha fiyatların artacağını umut ediyoruz. Rus yetkililere ve bizim yetkililerimize, Dışişleri Bakanlığımıza falan bu şeyden dolayı teşekkür ediyoruz ama keşke bir ay önce olsaydın, daha mutlu olurduk. Geçtiğimiz gün Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve teknenin kayalıklara çarpması sonucu yakalanan 10 FETÖ-PDY terör örgütü üyesi içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı döneminde çalışma ofisine böcek adı verilen dinleme cihazının konulmasına yardım eden TÜBİTAK çalışanı Hamza Turan'ın da olduğu ortaya çıktı. Turan 21 yıl hapis cezası ile tutuklanarak Ankara'ya gönderildi. Geçtiğimiz gün Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve teknenin kayalıklara çarpması sonucu yakalanan 10 FETÖ terör örgütü üyesi içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine böcek adı verilen dinleme cihazının konulmasına yardım eden TÜBİTAK çalışanı Hamza Turan'ın da olduğu ortaya çıktı. Turhan 21 yıl hapis cezası ile tutuklanarak Ankara'ya gönderildi.
Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen 10 FETÖ terör örgütü üyesi Ege açıklarında sahil güvenlik ekipleriyle kovalamaca yaşamıştı. Bodrum'daki işlemleri tamamlanan 10 FETÖ'cünün içlerinden birisinin eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi çalışanı Hamza Turhan olduğu ortaya çıktı. Turhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine böcek isimli dinleme cihazlarının konulması davasında 21 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. 2018 genel seçimleri takvimi devam ederken kamu personelinin istifa etmesi gereken 26 Nisan'da Yatağan Orman İşletme Müdürü Eşref Şen'in de istifa ederek AK Parti'den milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Milletvekili adayı olmak isteyen kamu yönetici ve çalışanları ile belediye başkanları ve siyasi partilerdeki görevliler istifalarını 26 Nisan'da sundular. İstifanın son gününde Fethiye'de 5 yıl orman işletme şefliği, Seydikemer'de 4 yıl orman mühendisi, 4 yıl orman müdür yardımcılığı, 6 yıl orman işletme müdürlüğü, Dalaman'da 1 yıl orman müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan, son olarak Yatağan Orman İşletme Müdürü olan Eşref Şen'in de istifa ettiği öğrenildi. Ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılmasının ardından 15 Ocak 2017'de Genel Sekreter olarak atanan Muhsin Er Yılmaz, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılacak milletvekili seçiminde Muğla AK Parti milletvekili adayı olmak için istifasını verdiğini açıklamıştı. Buna göre AK Parti'den Nihat Öztürk, Ali Boğa, Elvan Göçer, Muhittin Kayabaş, Bülent Karakuş, Yelda Erol Gökçen, Muhsin Er Yılmaz, Gültekin Akça, Levent Akyer, Bekir Tavas, İsmail Baykal'ın da adaylıkları gündeme geldi. Fethiye'de Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı düzenleniyor. Ressam Mine Sarmış'ın hazırladığı Fethiye Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle hazırlanan çalıştaya Türkiye, Gürcistan, Nahçıvan ve Azerbaycan'dan toplam 13 ressam katılıyor. Çalıştayın bugünkü bölümünde ressamlara su altına dalış eğitimi verildi. Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumunun amacının Fethiye ve civarındaki sualtı ve suüstü güzellikleriyle deniz yaşamını su hayattırdan yola çıkarak denizcilik ruhunu akademik ve sanatsal deneyimlerle buluşturmak ve paylaşmak, Türk ve dünya deniz kültürünü karşılıklı tanımak, denizciliği sanatçılarla bir araya gelerek sualtı ve suüstü zenginlikleriyle resmedip Fethiye'yi ve Türkiye'yi denenmiş bir proje konusu ile ulusal ve uluslararası ses getirecek, farkındalık yaratacak şekilde hayata geçirip tanıtmak ve öncülük etmek olarak açıklanmıştı. Etkinliğin bugünkü bölümünde dalış eğitimi için denize açılan ressamlar dalış eğitimi aldılar. Deniz altında resim çizecek olan ressamların nasıl dalması gerektiği, deniz altındaki pozisyonları gibi bilgiler dalış eğitmenleri tarafından anlatıldı. Ressam Mine Sarmış proje hakkında bilgiler aktardı. Bu projede gerçekten çok uzun soluklu bir projeydi. Yaklaşık 3 yıl önce yazdığım bir proje. Ciddi kapıları çaldım bu proje için ama galiba ilk önce anlaşılamadı projem. Fakat yaşadığımız bölgede sağ olsunlar Deniz Ticaret Odası projeye sahip çıktı. Ve şu an o projeyi büyük bir heyecanla hayata geçirmek için buradayız. Projemizin adı Denizlerimiz ve Renklerimiz. Uluslararası bir proje. Projeye uluslararası boyutta 12 ressamımız davetli. Şu an elit dalış teknesindeyiz. Elit dalış teknesinde bugün birinci günümüz. İlk önce eğitimle başlıyoruz bugün. Ve tabii hiç dalmayı bilmeyen ressamlarımız var. Bugün eğitimlerini aldıktan sonra yarından itibaren 4 gün boyunca su altında resim yapacağız. Su altında resim, neden su altında resim? Çok ilginç gelmişti zaten. Burada Ekmel Totrakan isimli Korabiral ressam bir hocamız var. Yıllar önce Ekmel hocamın bu dalışlarını duymuştuk. Bunun öncülüğünü yapmış bir usta. Bir hoca kendisinin de fikrini alarak bu böyle bir projeyi sunduğumuzda çok memnun olduğunu söyledi. Ve hatta bir de ifade kullandı. O ifade de bana çok büyük enerji ve destek oldu. Denizin ademleri vardı da bir de havasını görmek
bizim için çok değerli dedi hocamız ve hep yanımızda. Şu an zaten hocamız aşağıda eğitim veriyor. Projemizde 27 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında hayata geçirmeyi planladık. Dün başladı projemiz. Bugün ikinci günümüz. Daha sonra 2 Mayıs'ta da panelimiz var. Ardından sergimiz. Yani burada su altında çıkacak çalışmalarımız sergilenecek. Daha sonra bir dizi sergi zinciri de yapılacak. Çok ilgi uyandırdı daha haberi bile olduğunda. İnşallah bundan sonrası biz bir öncü ve de bir farkındalık yaratmak. Zaten bu projedeki amaç oydu. Dalış eğitmeni Turgay Doğan da 4 günlük çalışmaların başladığını ve ressamları su ile tanıştırdıklarını söyledi. Şu anda bulunduğumuz yerin adı Dalyan Koyu. Plaja yaklaşmış güvenli bir şekilde dalışlarımızı yapıyoruz. 4 günlük bir operasyonumuz sürecek. Amacımız su altında resim yapmak olacak. Karaçulha Mahalle Muhtarlığı ve Karaçulha Gönüllüler Derneği tarafından asker yemeği düzenlendi sevgili izleyenler. Düzenlenen yemekte askere gidecek 30 kınalı kuzu için dualar edildi. Karaçulha Mahalle Muhtarlığı ve Karaçulha Gönülleri Derneği tarafından Karaçulha İlkokulu bahçesinde 1998'e 2 tertip askere gidecek gençler için yemek verildi. Yüzlerce kişinin katıldığı asker yemeğinde kınalı kuzuların vatan görevlerini sağ salim yapmalar için dualar edildi. Pişirilen yemeklerden gün boyunca gelen misafirlere ikram edildi. Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli ve Karaçulha Gönülleri Derneği Başkanı Halil Hancı gelen misafirlerle de tek tek ilgilendi. Askere gidecek 30 genç için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Karaçulha Gönülleri Derneği Başkanı Halil Hancı şunları söyledi. Bugün burada 98'e 2 tertip askerlerimizle toplu asker yemeği yapıyoruz. 11 tane askerimizle hem masraf hem israf dedik. Hem yemeklerimiz yabana gitmesin. Hem 6-7 bin liraya yemek masraf yapılmaktansa bu ekonomik durumda 2-3 milyarla işimizi kapatalım dedik. Hem vatandaşlarda bir birlik beraberlik olsun dedik. Sağ olsun asker aileler de bu konuda birlik olalım dediler. Köyümüzde bir örnek olalım dediler. Bu şekilde bir toplu asker yemeği yapıyoruz. Aynı gün akşam da bu akşam asker eğlencesi yapıyoruz. 30 tane askerimizle. Şimdiden herkese ben çok teşekkür ediyorum. Muğla'nın Bodrum ilçesinde poşete konularak çöpe atılan yavru kaplumbağayı ölmek üzereyken çöpte bularak kurtaran Bodrum Oda Orkestra sanatçısı Numan Pekdemir ve eşi Huriye Pekdemir, Cuma ismini verdikleri kaplumbağaya gözleri gibi bakıyorlar. Turgut Reis Mahallesi'nde yaşayan Bodrum Oda Orkestrası sanatçısı 68 yaşındaki Numan Pekdemir ve 58 yaşındaki eşi Huriye Pekdemir çifti geçtiğimiz günlerde çöp konteynerinin dibine bırakılan ağzı bağlanmış bir poşet içinde yavru kaplumbağa buldu. Poşeti çöpün içinden çıkaran çift hareket eden kaplumbağayı görünce şaşkına döndü. Pekdemir çifti kaplumbağayı poşetten çıkardıktan sonra evlerine götürerek temizleyip yiyecek verdi. Cuma günü bulunduğu için kaplumbağaya Cuma ismini veren iki çocuk ve bir torun sahibi Pekdemir çifti bahçelerinde kaplumbağaya bakmaya başladı. Kaplumbağayı ölmek üzereyken çöp konteynerinin yanında bulduklarını söyleyen emekli öğretmen Huriye Pekdemir şunları söyledi. Eşim de tam çıkıyordu, aman dedim yetiş gel. Korktum ben, bir şey var burada. Birlikte çıkardık. Naylon torbanın içine çimleri koymuşlar. Bunu da koymuşlar. Bırakmışlar. Ama naylonun ağzı da torbanın iyice sımsıkı bağlı. Kendi çabasıyla, hışırtılarıyla bana duyurdu sesini bir şekilde. Biz de bunu çıkardık, kurtardık. Getirdik, baktık yarası falan var mı? Veterinerimiz var, onu aradık. Onunla görüştük. Doğal ortamda yaşayacak dedi. İşte salatalık yer sever falan. İşte bunları öyle suyunu bunlardan gideriyor. Su kapları koyduk, içmiyor su. Numan Pekdemir ise kaplumbağayı Cuma günü buldukları için ismini Cuma koyduğunu açıkladı. Çöp tenekesinin içerisinde bulduk. Bu toplumun çok acı bir yüzü aslında.
Yani bu kendisi gidip oraya bir şekilde kısmış olsa olabilir ama öyle değil. Ağzının bağlanarak oraya atılmış olması insanların hayvanlara karşı olan duyarsızlığını ortaya koyuyor. Ve bunu yani doğal ortamında en iyi şekilde nasıl yetişirse öyle şey yapıyor. Çünkü bizim için değerli. Yani bizim için aslında bütün hayvanlar değerli. Bizim bu sokakta bütün her yerde işte kulübeler yaptık köpekler için. Zaten susuz ve yemeksiz bırakmayız onları. Bu da geldi alıştı. Bizim şöyle de alıştılar artık. Yani biz bunu herhalde bir yere veremeyeceğiz ama bunun ne olursa olsun kendi doğal ortamı önemli yani. Marmaris önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yerel medya mensupları Anadolu Medya Çalıştayı etkinliğiyle ilçede bir araya geldi. Yaklaşık 400 gazetecinin katıldığı Yerel Medya Çalıştayı yoğun katılımla başladı. Marmaris ilçesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen Anadolu Medya Buluşması'na 400'e yakın yerel medya mensubu katılıyor. Etkinliğe katılan basın mensupları Marmaris'teki meslektaşlarına açıklamalarda bulundu. Hakkına sahip olduk iki temsilciyle. Aşağı yukarı 4 yıl. Yani bunu reddetmeye kalktığınızda aslında şöyle bir şey oluyorsunuz. Hayatla bağınız... Bu tabii ulusal kanallar var böyle bir kutuya girmek isteyen. Biliyorsunuz şimdi Dijitürk'e girmek için ayda 50 bin dolar bir yerel televizyonunun para ödemesi lazım. Biz de böyle bir kutu kurarsak aynı tarifeyi ulusal televizyonlar için yaparız. Biz de... Bunu ne için söylüyorum? Başımıza 2012'den sonra iki tane olay geldi. Bir tanesi Hürriyet gazetecilikteki örgütlenme ile ilgili. Diğeri de El Cezire televizyonunun Sine 5'i alması ile ilgili. Gördüğünüz gibi salonumuz biraz dar ve fizik. Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi'nde yeni bir lezzet durağı hizmete açıldı. Tamamen doğal ürünlerin servis edileceği Tabiat Ana Kahvaltı Bahçesi'nde Yörük kültürüne özgü tatlar misafirlere sunulacak. Yanıklar Mahallesi'nde hem doğanın tadını çıkartabileceğiniz hem de leziz bir kahvaltı yapabileceğiniz Tabiat Ana Kahvaltı Bahçesi hizmete açıldı. Tabiat Ana Kahvaltı Bahçesi'nin açılışına Kerimoğlu Yörük Çadırları İşletmecisi ve Seydi Kemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Şahin, Enver Yalçın Yörük Müzesi İşletmecisi Enver Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabiat Ana Kahvaltı Bahçesi'nin açılışını gerçekleştiren işletme sahibi Abdullah Haydın, kendi yetiştirdiğimiz ürünleri ziyaretçilerimizin damak tadına sunacağız diye konuştu. Tabiat Ana Kahvaltı Bahçesi olarak da ismini koyduk. İyi kötü yöremizin lezzetlerini tanıtmaya ve sunmaya çalışacağız misafirlerimize. İçeriğini ne diye sorarsanız ikramlarımızdaki misafirlerimizin tereyağlı tarhana çorbası, sarımsaklı, soğanlı diyelim ve mısır ekmeği. Önemli unsurlar bir tanesi. Artık mısır ekmeği günümüzde hemen hemen yok denecek derecede bir şey var. Olduğu kadar kendi imkanlarımızla yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimizi burada biz gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Amacımız para değildir. Amacımız çarkımız dönsün. Zarar etmeyelim, batmayalım. günümüzün şeylerinde, şartlarında. Marmaris'in Taşlıca Mahallesi'nde 400 yıllık kapı geleneğini yaşatıyor. Bu geleneğe göre mahallenin arazileri bir kapıyla ikiye ayrılıyor. Kapının bir tarafındaki toprak nadasa bırakılıp hayvanlar otlatılırken diğer tarafında ise mahalleli ürün ekip biçiyor. Marmaris'in Taşlıca Mahallesi'nde 400 yıllık kapı geleneği yaşatılıyor. Bu geleneğe göre mahallenin arazileri bir kapıyla ikiye ayrılıyor. Kapının bir tarafındaki toprak nadasa bırakılıp hayvanlar otlatılırken diğer tarafında ise mahalleli ürün ekip biçiyor. Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi sakinleri üretimi arttırmak ve hayvanların merada rahat beslenmesi için 400 yıl önce başlatılan kapı geleneği yaşatılıyor. Hayvanları ikiye ayıran bir kapı. Bir sene diğer tarafta tarım olurken diğer kapının diğer tarafında ise hayvanların rahatça dolaşabileceği nadasa dinlenmeye bırakılan bir tarla kalıyor. Burada da tarım olduğunda Kasım 1 gibi kapatılıyor. Ta ki Haziran'a kadar arka tarafında hiçbir hayvanın gezmesine izin verilmiyor. Burada da rahatça buğday, arpa, gambilya dediğimiz köyünü,
lokal bakla. Bitkilerinden bakla yetiştiriyoruz. Köylü rahatça hiçbir tarlasını çevirmeden rahatça ürününü elde ediyor. Bu şekilde de hayvanlar gelecek yıla iyi bir şey yapmış oluyor. Gübrelemiş oluyor. Doğal gübreyi de bu şekilde elde etmiş oluyorsun. Ürünlerde de çok verimliliği geldi oluyor. İzmir'de Seferihisar'da şey yapan, konaklayan Doğa Grubu diye bir araştırmacı bir şey var. Doğa Grubu var. Çanakkale'den tutun ki Hatay'a kadar gezmişler. Türkiye'de iki yer kalmış bu şekilde. Kapı ve merasını kullanabilen, yani nadas ve çiftini sürebilen. Biri Taşlıca Köyü, biri de Çanakkale'de galiba, yanlış hatırlamıyorsam bir yer. Bu 400 yıldan beri gelenek gibi bir şey yani. 400 yıldır biliyoruz. Bizim bildiğimiz 150 yıl yani, dedelerin anlattığı. Fethiye Hal ve Pazar yerinde esnaflık yapan evli iki çocuk babası Hasan Topaloğlu 50 yaşında vefat etti. Hasan Topaloğlu'nun cenaze merasimine Fethiye'nin siyaset, iş ve ticaret dünyasının önemli simaları katıldı. Fethiye Hal ve Pazar yerinde esnaflık yapan evli iki çocuk babası Hasan Topaloğlu 50 yaşında vefat etti. Hasan Topaloğlu'nun vefatı ailesini, pazar yeri esnafı ile sevenlerini üzüntüye boğdu. Hasan Topaloğlu için Merkez Yeni Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına yoğun bir katılım oldu. Cenaze namazına aile yakınları, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şadi Pirci, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çuralı'nın yanı sıra bazı daire amirleri, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, STK'ların başkan ve üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Hasan Topaloğlu'nun cenaze namazının kılınmasının ardından cenaze, şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi. Dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmelerin yaşandığı arıcılık sektöründe Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projesi dahilinde arı sütü ve ana arı üretimi eğitimi çalışmalarına hızla devam ediyor. Dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmelerin yaşandığı arıcılık sektöründe Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projesi dahilinde arı sütü ve ana arı üretimi eğitimi çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak Fethiye İncirköy'de 30 arıcının katılımıyla başlayan arı sütü ve ana arı üretimi eğitimlerinin ikinci ve üçüncüsü Ula Şirinköy'de 12 ve 15 kişilik katılımlarla devam etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 gün süren eğitimde arıcılar uygulamalı eğitime tabi tutularak arı sütü ve ana arı üretilebilir hale geldi. Eğitim sonrasında arı sütü ve ana arı üretimini öğrenen üreticilere Büyükşehir Belediyesi tarafından bu üretim için gerekli olan sarf malzemeleri desteklemesi yapıldı. Ayrıca üreticilere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürüm tarafından katılım belgesi verildi. Üretimle ilgili çok önemli eksiklerimiz var. Ben arıcı değilim ama ben de öğreniyorum. Yani bütün eteği alıp sonra arıyı beslemek için şekerli su vereceğiz. Arının rızkını ayıracağız. O kendi yaptığı baldan beslenecek. Diğerini alacağız. Bir de o katlı kovan konusunda da öncü olmamız lazım. Sizin öncü olmamız lazım. Gelsinler görsünler desinler ki ya arkadaş katlı yapmış. Balın da bir kısmını arıya kendisine ayırıyor. Verimi yükseldi. Kalitesi yükseldi. Fiyatı yükseldi. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla 4 yıldır Bodrum Yarımadası'nın koy ve sahillerinde sürdürülen deniz debi temizliği bu hafta Bitez'de devam etti. Bodrum Belediyesi Dalgıç ekibi tarafından Bitez plajı boyunca yapılan temizlik çalışmaları sonrası 77.5 kilogram plastik, 35 kilogram cam, 15 kilogram metal ve 35 kilogram lastik olmak üzere toplam 162.5 kilogram atık denizden çıkarıldı.
Çevrede denize giren vatandaşlar da temizliği gerçekleştiren dalgıçlara teşekkür ettiler. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. sınıf atık getirme merkezine nakledildi. Bu yıl 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Gölköy, Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak. Sevgili izleyenler, spor haberleri için şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal malzeme toptan ve perakende satış noktası. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya, yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiye Spor deplasmandaki son maçını küme düşen Karşıyaka önünde kazanıp son haftaya girerken ligde kalışını da ilan etmek istiyor. Fethiye Spor Karşıyaka maçı önemli bir aksilik olmadığı takdirde pazar günü saat 15.30'dan itibaren İzmir Atatürk Stadı'ndan canlı olarak FRT TV'de ekranlara gelecek. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiye Spor, deplasmandaki son maçını küme düşen Karşıyaka önünde kazanıp son haftaya girerken ligde kalışını da ilan etmek istiyor. Fethiye Spor Karşıyaka maçı önemli bir aksilik olmadığı takdirde, pazar günü saat 15.30'dan itibaren İzmir Atatürk Stadı'nda canlı olarak FRT'de ekranlara gelecek.
Fethiyespor 33. hafta mücadelesinde küme düşen Karşıyaka önünde kazanıp ya da karşılaşmadan 1 puan çıkartıp ligin son maçı öncesi ligde tutunmasını ilan etmek istiyor. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor'da Çağatay ve Yiğit Yönet kart cezalısı olmaları, kaptan Anıl Taşdemir ve Emrullah sakat olmaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Geçtiğimiz karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kazım ve bir önceki maçta sakatlanan Ramazan Işık'ın ise İzmir'de oynanacak bu maçta takımdaki yerlerini alması bekleniyor. Fethiyesporlu futbolcular, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamladı. Fethiyespor teknik direktörü Levent Eriş, "Mutlaka kazanacağız, yine en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız," dedi. Eriş, "Ligde en önemli haftaya girdik. Karşıyaka maçını kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Çağatay ve Yiğit Yönet kart cezalısı. Kaptan Anıl Taşdemir ve Emrullah sakat. Başka bir eksiğimiz yok," dedi. Daha önceki olaylar nedeniyle bu maça Karşıyaka seyircisi alınmayacak. Fethiyesporlu taraftarlar karşılaşmayı izleyebilecek. FRT'de yine canlı yayınlayacak. Karşıyaka Fethiyespor maçı FRT'den pazar günü saat 15.30'dan itibaren canlı olarak ekranlara gelecek. FRT Haber Merkezi'nce hazırlanan FRT Haber'i izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.